Hocam insanı anlamak demişken biri burada anladıkları ile ilgili bir soru yöneltmiş. Demiş ki ben yazdığım zaman daha çok hatırlıyorum. Özellikle kalemle yazmak ile klavye yazmak arasında da bir fark var mı merak ediyorum demiş. Var. Bunu daha evvel zaten bir sorumda cevaplamıştım ama basitçe söyleyeyim. Tamam hocam, daha önce biz bunu soruyorum da cevaplamıştınız. Ancak hem çok geçmişte kaldığını düşünüyorum hem de bu gelen aynı soru tipinin birkaç versiyonundan Evet. biri. O yüzden yanıtlamak lazım diye düşünüyorum tekrar. El kullanmak, elle bir şey yapmak ancak insanın yapabildiği bir şey. Sebebi sadece elimiz olduğu için değil. Elimizin yapısının çok uygun olması bir şey. Ama bunun için beynimizde özel gelişmiş alanlar olduğu için biz elleriyle bir şeyler yapabilen, elleriyle zekasını ortaya koyabilen bir varlığız. Sinir sisteminin ana kuralını hep söylerim. Kullan ya da kaybet. Ne kadar gelişmiş olursa olsun beyinde bir özelliği siz bir süre kullanmazsanız uzunca bir süre o yetenek körelmeye başlıyor. Kabiliyetini yitiriyor. Yani işte bir yabancı dil canavar gibi öğrendiniz. 3 sene proficiency oldunuz. 3 sene kullanmayın. Kemküm yapmaya başlarsınız. O dili unutmaya başlarsınız. Temel beceriler dışında çiğnemek, yutmak, nefes almak gibi beceriler dışında sonradan edinilen birçok şey hani böyle sönümlenmeye yüz tutan şeylerdir. Şimdi bu tip temel özellikler de böyle. Kullan ya da kaybet prensibini hayatımızın her alanında uygulamamız çok çok önemli. Bu arada şuradan bir şey okudum. Neydi soruyu bir daha söyle. Elle mi Evet. yazmak, klavye mi Şuradan bir yoksa? şey okuyunca kafam oraya gitti. Arkadaşlar ne güzel yorum yazıyorsunuz. Bir taraftan da kapatamıyorum. İçim gidiyor. Böyle bu taraflara bakmak hoşuma gidiyor. Elimiz dediğim gibi beynimizle beraber çalışan bir şey. El yazısı yazma sırasındaki beynimizdeki aktiviteyi fonksiyonel MR dediğimiz bir yöntemle görüntüleyince beyinde sadece motor hareket kısımlarının çalışmadığını görüyoruz. Yani ne demek o? Elimizin kaslarını kontrol eden bölgeler çalışmıyor. Onun yanında çok büyük bir takım networkler. Bunlar ayna nöron sistemleri de dahil olmak üzere beynin birçok işi bir arada yapan sistemlerini aktive ediyor. Yani sadece elinle bir şey yaptığında kafan çok iyi çalışıyor. El yazısı yazdığında herkesin kişiye özel bir karakterinin olmasının da temel nedeni yazıyı yazan şeyin el değil, beyinde kişiye özel bazı devreler olması. Hep söylerim ayağıyla yazı yazmayı öğrense bir insan ki birkaç hafta çalışınca oluyormuş öyle diyorlar ben denemedim. Ayağına bir kalem tutturup yazmayı öğrenirse özellikle işte sağ eliyle yazıyorsa sağ ayağı bir süre sonra aynı yazı karakteriyle yazmaya başlar. Yani çünkü orada premotor alan diye şu beynin orta kısmının az önünde bir alan var. Orası motor hareketlerin hazır kalıplarını içeriyor. Bu kalıplar da çok kişiye özel. O yüzden el yazımız kimseye benzemiyor. Ve o alandaki kalıp işte yazı dediğin şeyi vücudun neresiyle yaparsan dirseğinle de yapsan aynı şeyi yapıyor. Dikkat edin kağıda yazarken parmak, tahtaya yazarken kol kullanırsınız. Kol omuz kasları ama bunların hepsinin ortaya çıkardığı yazı tipi hemen hemen aynıdır. Aynı şey işte ayakla da oluyor. Arada kalem de düşüyor tabii bu da olabilir bir şey. I know. Most of you are looking at the subtitles to understand what I'm saying. You can't escape from English anymore. If you come to Yadasa Academy, you too will get a kick out of movies. Bir çalışma vardı 4-5 sene evvel. Üniversitelerde öğrenciler çok fazla dizüstü bilgisayarlarla not tutmaya başladıkları için. Hatırlama oranları ölçülmüş. Çok da basit bir çalışma. Belirgin oranda düşüyor. %30'dan fazla eğer klavyeyle not tutuyorsan bilgisayarla dersi hatırlama oranı düşüyor. Yazarak not tutanlarla çizerek not tutanlar arasındaki farka da bakmışlar. Eskiz yaparak not tutma şeyi var ya tekniği işte zihin haritaları gibi böyle baloncuklarla falan not tutmalar kısa özet halinde. Onun daha iyi hatırlamayı sağladığı gösterilmiş. Çünkü direkt yazı yazmak biraz yazıcılık, printerlık yapmak gibi bir şey. Devamlı hocanın ağzından çıkanı yazmaya çalışıyorsun. Bir de konsepti hem düşünüp aynı anda sindirip orada bir şekilsel biçime, bir sanat eserine belki dönüştürmeyle uğraşıyorsun. O sırada birçok yönlü öğrenme meydana geliyor gibi. En sevdiğim laftır. Ne yaparsan elinle o gelir seninle. Lütfen ellerimizi kullanalım sevgili arkadaşlar. Elleri kullanmadan işler bitiyor. Bak ben o kadar meşguliyet arasında bu lansman hazırlıkları da falan filan da dahil şu geçtiğimiz bir kaç ay içerisinde. Bunun eksikliğini çok fark ettiğim için karşıda bir çalışma masam var. Orada çizim defterim, yazı defterim hepsi duruyor. Arada bir saçma sapan böyle anlamsız hikayeler. Sırf elimle yazı yazayım diye yazıyorum yani. Hatta işte dolma kalemlerimin kartuşlarını değiştirdim. Bir de dolma kalem de böyle havalı yazmana sebep olduğu için güzel bir şey. Peki hocam ben de soruyu ekleme yapmış olayım. Çizim yapmak da sizce aynı şekilde
desen işiyle uğraşmak diyelim. Bunun tabii birkaç versiyonu var. Karşında gördüğün bir şeyi kopyalamak, desenini çizmek ayrı bir mekanizma. Zihnindeki soyut bir imgelemi kağıda dökmeye çalışmak ayrı mekanizma. Ama ne yapıyor olursan ol, özellikle çizim işiyle uğraşan, bununla ilgili biraz yetenek geliştirmiş insanlar, hani birikimi olan insanlar, çoğu zaman mesela rahatlamak için bunu yaparlar. Birçok insanın toplantıda küçük karalamalar, İngilizce doodling deniyor onlara, bu bıdı bıdı yapması. Mesela Fatih Altaylı acayip doodlecı. Yani sinir bozucu bir derecede biz konuşuyoruz programda, adam karşıda sürekli ra 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 diye bir şeyler çiziyor ama o sırada kulağı sende. Onu bir şekilde konsantre olmak için bir kolaylaştırıcı olarak kullanıyor. Çok kullanılan bir şey, yani çizim yapmıyorsanız bile, hani resimle falan uğraşmıyorsanız bile, arada bir elinize şans tanıyın. Herhangi bir nesneyle bir ortam üzerine iz bırakabilen herhangi bir kalem, pastel, işte fırça, herhangi bir şey kullanarak bir takım formlar yapmak bize iyi geliyor. Hele ki zihninizdeki o böyle soyut bir şeyin elinizi yönetmesine izin verebiliyorsanız, böyle akışkan bir şeyler çizmek için bunu çizeceğim de lan kim görecek, rezil olacağım, ağırlıklı olarak Türk tarzı korku dediğim şeyi pek taşımıyorsanız, çok iyi bir egzersiz olabilir, dinlendiricidir, konsantre edicidir. Mesela daha önce yapmadıysanız bu akşam deneyin. Diyelim ki işte YouTube'da bir şey izleyeceksiniz ya da radyo yok artık. Podcast dinleyeceksiniz mesela. Radyo dinleyen belki hala vardır, bilmiyorum. Onu dinlerken elinizde bir şey yapın, yani bir şeyler çizin. Mesela müzik olmasın da diyelim sesli kitap falan gibi, yani dinlemeniz gereken bir şey olsun. Zihninizde ne kadar fazla kaldığına şaşıracaksınız. Dolayısıyla elinizi başka bir şeyle meşgul ederken zihninizde o şeyle meşgul etmek isteyebilirsiniz. Denemesi bedava. Herkes de %100 çalışır diye garanti veremem ama %97.614 yaptım hesabını, çalışıyor. Yalan. Böyle bir hesap yapmadım. Hocam bak, ilginç. Hoca çık ya, Hazal konuşsun biraz diyor. Tamam. Cahil sapiens, çıkıyorum ben. Hazal, gidiyorum ben. Hocam olmaz hocam.